anda sonbaharda buğdayımızı ektik. Şu anda da biçim zamanı, biçtik. Oraklarla, tırpanla derdik. Biz biçer, döverle falan yapmadık. Daha verimi daha elde edebilmek için biz tırpanla, orakla derdik. Bizim kendi patos dediğimiz şey, patosla arkadaşlarla, işte işçilerle toplanıp bunu bir şekilde patoslayıp samanı ayrı, buğdayı ayrı, buğdayı değirmene, unluk, bulgur, yarma yapıp kendimiz şey yapıyor, tüketiyoruz. Samanı da hayvanlarımız var. Biz çiftçi olduğumuz için hayvanlarımız var. İşte hayvanlarla tüketiyoruz bunu. Peki buğday hasadının en zor yanı nedir? En zor işlemi nedir? En zor işlemi patos işlemidir. En zoru olanı budur. Çünkü patos sürekli çalışıyor. Onu durdurma imkanın yoktur. Yani bir çalıştırdın mı ancak istop edersin ki o dura. Yoksa devamlı. En zor şeyi budur. Hem toz, duman, işte o biraz daha zor. Mesela biçim zamanı istediğin zaman dinlenebiliyorsun. Ama bunda öyle değildir. Devamlı uğraşacaksın. Peki patosa keyif aldığınız bir yanı var mı? Vallahi fazla keyif diyemem ama bu da bizim çiftçilerin bir zevkidir işte. Evet. Bu şekilde geçip gidiyor. Peki son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi yani ben şunu demek isterim. İnsanlarımız evet bugün işte teknoloji ilerlemiş, biçer döver falan ama biçer döverle ben diğer yerleri bilmiyorum. Bizim Malatya'da genellikle sulama olduğu için harıklar oluyor. Bundan da biçer döver yapamıyor. Çoğusu yerde kalıyor. Bunu da Rabbim bizden sorar. Bunun yani biz insanlar olarak, hele hele Malatya olarak biz bunları biraz şey yapalım. Allah bize bu kadar felaket veriyor, bu şeyleri veriyor. Bir bazı şeylerden ibret almamız lazım. Yarısı yerde kalıyor, buğday yerde kalıyor, bu işte saman yerde kalıyor. Ondan sonra pahalılık var diyoruz. İşte ne olacak? Sonuç bu olacak. Yani başka da bir şey söyleyeceğim yoktur yani. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın, sağ olasın.